25 Ocak 2022 sabah saatlerinde Ankara Emniyetinde, TEM Şube Müdürlüğü'nde bir işkence olduğuna dair hem sosyal medyada çok fazla iddialar olduğunu fark ettik, hem de bizim baromuza mail yoluyla ulaşılmış, yani ıslak imzalı bir başvurunun taranarak hani maille gönderilmesi o gece yarısı aslında şeklinde bir başvuru olduğunu gördük. Bunun üzerine biz İnsan Hakları Merkezi Divanı olarak yönetim kurulu üyelerimize ulaştık ve oraya intikal etmek gerektiğini, bir inceleme, bir gözlem yapmak gerektiğini söyledik. Onların da kabulüyle aslında merkez üyelerimizden bir kısım arkadaşımızı mağdurlarla, mağdur olduğu iddia edilen aslında kişilerle görüşmek üzere TEM Şube'ye yönlendirdik. Arkadaşlarımız da görüştüler ve bu insanların beyanlarını aldılar, tutanaklar tuttular vesaire. Biz de sürecin, gözaltı sürecinin hala devam ediyor oluşundan mütevellit biraz hızlı davranmak gerektiğini, ivedi şekilde net ve sert bir açıklama yapmak gerektiğini ve 26 Ocak günü itibariyle hazır olan raporu da hani bu açıklamayla birlikte yayınlamanın her halükarda faydalı olacağını, hem genel anlamda işkence ve kötü muameleyle mücadele prensipleri bakımından daha doğru bir tavır olduğunu, hem de bu insanların gözaltı süreci devam ettiği için iddialar kapsamında, şimdi herkesi görüşmek mümkün değil vesaire, bu iddiaların son bulması açısından en azından bunun fayda sağlayacağını söyledik. Baro yönetimi ise bizim hazırlamış olduğumuz kamuoyu açıklamasını sansürleyerek, ki ben bunu içinin boşaltılması olarak tanımlıyorum, sansürleyerek bir kısmını yayınlama taraftarı oldu. Biz de İnsan Hakları Merkezi olarak, yani bu alanda çalışan avukatlar olarak böyle bir açıklamanın merkez adına yapılmasını talihsiz bulduğumuzu ve çok da doğru bulmadığımızı söyleyince de kendi ismiyle aslında Ankara Barosu Başkanlığı olarak bu açıklamayı yayınladı. Raporu hiç yayınlamama kararı aldı. Suç duyurusunda bulunması, raporu da işte rapor ve raporun ekli olan o tutanakları ile birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na konuya ilişkin suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Ben baronun bu tavrını hak mücadelesi adına elindeki imkanlarla birlikte gözetildiğinde etkisiz bir tavır olarak görüyorum. En nihayetinde baronun suç duyurusunda bulunmaktan daha çok imkanı var ve bu imkanı da sonuna kadar zorlamalıdır. Hak mücadelesi adına her yolu zorlamalıdır, denemelidir. Bilhassa bir mutlak yasak olan işkence ve kötü muamele iddiası karşısında bunu sonuna kadar götürmelidir. Bu noktada daha sert, net bir duruş sergilemelidir. Ama ne yazık ki Ankara Barosu yönetimi tabii ki bu duruşu tam olarak sergileyemedi. Biz de bu sürecin hem mevcut raporla alakalı olarak hem de bu rapora gelene kadar aslında geçmişte yaşanan yine bazı sansürler, bazı taleplerin reddedilmesi, bazı ayrımcılık olarak gördüğümüz eylem ve söylemlerin artık hani son bulması ve bundan sonra daha sağlıklı bir çalışma yürütebilmek adına ve tabii ki bu son raporun yayınlanabilmesi adına yaklaşık 8-9 gün süren hakikaten bir mücadele verdik. Ama günün sonunda bu mevcut yönetimle bu mücadeleyi vermenin mümkün olmadığını gördüğümüz için istifa etme kararı aldık. İlkelerimizi, fikirlerimizi, düşüncelerimizi net biçimde ortaya koyduk. Kamuoyuna da açıkladık. Ve tepkimizi de tutarlı, net biçimde, gerekçelerimizle birlikte gösterdik. Ve tavrımızın da insan hakları mücadelesi adına doğru bir tavır olduğunu düşünüyorum. İşkence, kötü muamele, ister gözaltı merkezlerinde olsun, ister cezaevlerinde olsun, devam ediyorsa, bunun bir şekilde önüne geçilemiyorsa bunun temel sebebi aslında cezasızlık kültürüdür. İşkence ya da kötü muamelenin failleri cezalandırılmayacaklarımdan emin oldukları müddetçe yargı tarafından ya da idare tarafından korunacaklarından emin oldukları müddetçe bu işlemleri yapmaya devam edeceklerdir. Maalesef burada işkencede bir zaman aşımının dahi olmaması, bu kadar
ağır bir şekilde cezai bir müeyyideye bağlanmış olması bile bunun önünde bir engel değil ne yazık ki. Cezaevlerinde bence öncelikle bir hasta mahpuslar problemi var. Bu hakikaten toplumun her kesiminden, her yaştan, kadın, erkek, hasta mahpuslar, her suçtan aslında hasta mahpuslar konusu insanların mağduriyet yaşadıkları bir konu. Bu noktada ciddi bir hak ihlali olduğunu düşünüyoruz. Bu infaz ertelemelerde ciddi bir direniş gösterdiğini görüyoruz idarenin. Yine tabii ki cezaevlerinde aslında bütün o cezaevi yönetiminin, kontrolünün tamamen yine ilgili kamu görevlilerinin elinde olmasından mütevellit yaşanan keyfi uygulamalar var. Burada kasıtlı olarak bir suç ayrımına gidiliyor ve burada keyfi bir düşman ceza hukuku uygulaması yapılıyor. İşkence, kötü muamele, insanlık dışı muameleye uğramış insanların tabii ki psikolojisi, bu süreci yaşadıktan sonraki ruh halleri, korkuları, endişeleri bunları anlıyorum. Ama her insanın bir şekilde mutlaka bunu ifşa etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu noktada Türkiye'deki çıplak arama gerçeği, bilhassa kadınlara yönelik yapılan çıplak arama gerçeği ve bunun gündeme geldiği o süreçte ciddi bir eşiğin açıldığını düşünüyorum. Çünkü toplumun her kesiminden, her inançtan, her siyasal görüşten, her yaştan, her farklı politik görüşten kadınlar geçmişte tutuklu olmuş ya da belli bir sebepten hükümlü durumuna geçmiş. Kadınlar çıktılar ve açıkça çıplak arandıklarını, nasıl arandıklarını, ne kadar insanlık dışı bir muameleye maruz bırakıldıklarını açıkça isimleriyle kamuoyuna deklar ettiler. Ve o noktada çıplak arama adına çok büyük bir farkındalık oluştu, büyük bir mücadele oluştu.